Fransa kamuoyu nasıl okudu meseleyi? Dönelim Fransa'ya. Ömer Aydın, Anadolu Ajansı muhabiri karşımızda olacak. Ömer Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Aslında beklenen bir sonuçtu. %66 beklentinin üzerine çıktı gibi Fransız basınında da bugün net bir zafer olarak okunuyor aslında. Macron'un aldığı oy oranı ya da kazandığı galibiyet. Neler yansıyor bugüne, dünden? Tabii beklenen bir sonuçtu. Biz de daha önce yaptığımız yayınlarda bu konunun altını çizmiştik. %60, %62 bandında bir oranında bir oy alması bekleniyordu. %66'ya kadar çıktı. Aynı zamanda aşırı sağ lider Marine Le Pen'in %40'lara kadar oyunu çıkarabileceği beklentisi vardı. O da oldukça 7 puan beklenenin altında çıktı. Bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi net bir zafer kazandığı şeklinde bir hava var Fransa'da. Şu saatlerde İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişimiyle ilgili anma törenleri düzenleniyor Paris'te ve Cumhurbaşkanı François Hollande'ın hemen yanı başında yerini aldı Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Önümüzdeki pazar günü devir teslim töreni yapılacak. Fakat hiç kimsenin itiraz etmediği bir konu bugün bu saatten itibaren Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı ve göreve başlamış gibi kabul ediliyor Fransa'da. Özellikle Selefi François Hollande olan ilişkisine biraz değinmek istiyorum. Lütfen. Çünkü geçen Ağustos ayında istifa ettiği, Ekonomi Bakanlığından istifa ettiği dönemlerde ikili arasındaki ilişkinin oldukça gergin olduğu ifade edilmişti. Bu gerginlik gittikçe azaldı ve artık bir baba oğul veya abi kardeş ilişkisine dönüştüğü şeklinde ibareler yer alıyor. Hem Fransız basınında hem de bizim kendi izlenimlerimiz sonrasında ve özellikle son aylarda Emmanuel Macron'un artık Fransa'da yok olmuş, sona ermiş bir sosyalist partide bir gelecek görmeyen François Hollande'ın Emmanuel Macron'u önce istifa ettirip daha sonra da bağımsız olarak aday göstermeye sevk ettiği şeklinde de yorumlar yapılmıştı uzun dönem boyunca. Bunun da gerçeklik payı olduğu ortaya çıkıyor. François Hollande'ın bir projesinin olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle biraz önce de izlediğimiz gibi Emmanuel Macron'a en büyük destek Avrupa Birliği'nden geldi, Brüksel'den geldi, Almanya'dan veya Avrupa Birliği'ni yöneten finans çevrelerinden geldi. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama'dan çok büyük bir destek geldi. Ve Emmanuel Macron aslında Cumhurbaşkanı François Hollande'ın son 2 yılda Brüksel'de gerçekleştirdiği, katıldığı AB zirvelerinde yardımcısı, şerpası olarak yer alıyordu. Bu da Macron'un Brüksel'e, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Emmanuel Macron'u yavaş yavaş hazırladığı şeklinde yorumlanabilir. Tabii seçimin sonuçları sürekli olarak tekrarlanıyor. Seçimin sonuçlarına dair de 17 yıldır Fransa'da yaşayan bir gazeteci olarak birkaç söz söylemek istiyorum. Lütfen. Özellikle katılım payı şimdiye kadar hiç yaşanmamış, çok az yaşanmış bir olay bu. Sadece seçmenlerin %44'ünün hatta kesin sonuçlar açıklanacak önümüzdeki gün %42'sinin oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi. Emmanuel Macron oy veren seçmenlerin Fransızların %26'sının sandığa gitmediğini görüyoruz. Bu çok büyük bir oran. %26 oranında her 4 kişiden birinin sandığa gitmediğini, sandığı protesto ettiğini görüyoruz. Yine Fransa'da olan bir durum bu. Beyaz oy atıldı. 4 milyon Fransız beyaz oy attı. Bu da ben sandığa gidiyorum, vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Fakat bana sunulan adaylardan hiçbirini kabul etmiyorum şeklinde protesto oyu şeklinde değerlendirilebilir. Beyaz oy ki 4 milyon Fransız vatandaşı beyaz oy kullandı, sandığa gitti. Bu şu anlama geliyor, Emmanuel Macron'un gerçekten de büyük bir zafer kazanmadığını ortaya koyuyor. Peki Fransa'daki akit Türkiye'dekine durumu. benzer bir tartışma zemini yaratılıyor mu Fransa'da? Yani Türkiye'de
Oldukça saçma tartışmalar yürütülüyor seçim galibiyetlerinin ardından bilerek ve isteyerek. Fransa'da tüm bu tablo benzeri bir süreci beraberinde getiriyor mu? Cevabını biliyoruz ama bir de sizden duyalım. Fransa'da bu tür tartışma geniş şekilde yapılmıyor. Çünkü Emmanuel Macron'un karşısında Marine Le Pen var. Herkesin karşı çıktığı, karşı çıkmak zorunda kaldığı veya halk içinde, insan içinde, televizyonlarda, basında karşı çıkma zorunda olduğu bir isim Marine Le Pen. Hı hı. Fakat 11 milyon oy alan birisi, çok yüksek bir oran bu. Evet. Fransa'daki seçmenlerden her dördünden birinin oyunu aldığı anlamına geliyor bu. Ve çok ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Mesela 2012'de 5 milyon oy aldı Le Pen'ler, baba Le evet. Pen'ler 5 milyon oy aldı. Bu seçimde ise, yani 5 sene sonra ise 11 milyon oy aldı. Bu iki katından fazla. Daha fazlası anlamına geliyor. Ve Le Pen'in, Marine Le Pen 2022 için hayli umutlu. Destekçileri de öyle. Dün işte danslar ediliyordu gördüğümüz manzaralarda. İşte seçim merkezi mi diyelim oraya. Yani bu bir şeye işaret ediyor bize, değil mi? Yani bir sonraki seçime yönelik bu kadar büyük umut taşıyor olmaları. Bilmiyorum, Fransızları korkutuyor mu? Nasıl yorumlar var? Zaten herkesin beklentisi, herkesin tahmini oydu. Bu sefer olmazsa bir sonraki sefer Marine Le Pen Fransa'da Cumhurbaşkanı seçilecek şeklinde. Aslında Emmanuel Macron'un en büyük handikapı da bu olacak bu 5 yıl boyunca. Çünkü Fransa'nın son şansı olarak bakılıyor, evet. Emmanuel Macron'a. Le Pen tehlikesi öncesi köprüdeki son çıkış Emmanuel Macron olarak ve çok kritik bir görevi olacağı. Ve tabii ki hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen desteğin nedeni de aslında bu. Bu peki Ömer Aydın, şimdi bu kritik bir pozisyon şeklinde diyoruz ya, bu kritik pozisyonu, kritik vaatleri hayata geçirebilmesi için elbette parlamentonun öneminden bahsediyoruz. Haziran ayı bunun için önemli bir tarih çünkü seçimler var, ikinci bir sınav. Bütün koltuklar için aday göstereceğim diyor Macron ama nasıl bir süreç bekliyor yani? İstediğini alır mı? Alamazsa ne olur? Biraz kısaca rica edeceğim ama anlatır mısınız bize? Tabii ki Hilal Hanım, siz biraz önce Marine Le Pen'den 2022 hedefi olarak bahsettiğinizde ben tam da onu söyleyecektim. Sadece 2022 değil, çok daha yakın. Yani bir ay sonrası söz konusu. Marine Le Pen bir ay sonrasını da çok iyi hesaplıyor. Yani %30'larda, %35'lerde bir oy oranının olduğunu biliyoruz. Milletvekili genel seçimlerinde ve aslında kıyamet kopacak. Emmanuel Macron partisi olmayan birisi, yeni birisi, daha 2 yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı birisi ve teşkilatları diyor Fransa çapında. Karşısında ise bu sefer sadece Marine Le Pen olmayacak. Karşısında Fransa'nın köklü merkez sağı olacak, cumhuriyetçiler olacak. Aynı zamanda sol ve aşırı sol olacak. %20 oranında, %19 oranında oy alan bir aşırı sağ lider Mélenchon söz konusu ve biz kesinlikle karşıyız. Fransa'nın şimdiye kadar yaşadığı en acınası cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşadık şeklinde dün akşam açıklama yaptı Jean-Luc Mélenchon ve şunu gösteriyor bize. Haziran ayında çok yoğun bir mücadele yaşanacak ve Emmanuel Macron'un mecliste çoğunluğu sağlayamama tehlikesi söz konusu. Bu da benim uzun süredir ifade ettiğim Fransa'da yeni bir krizin başlangıcı olarak görülebilir. Haziran'da Macron'un kimleri destekleyeceği, kimlerin desteğini alacağı, kimlerle seçim birlikteliğine, koalisyonuna gideceği önümüzdeki günlerde şekillenecek. Fakat hem aşırı solun, hem merkez sağın, hem de tabii ki Fransa'da sistemi bir şekilde protesto eden seçmenin karşısında olacağını bilmesi gerekiyor. Bu yönde hareket edecek. Bir de tabii ki %30'lara varan oy oranıyla aşırı sağ Marine Le Pen tehlikesi söz konusu. Peki. Macron için. Bunu da Haziran ayında tabii ki iki tur yapılacak olan seçimlerde göreceğiz sonuçlarını. Peki Ömer Aydın, çok verimli bir özeti. Çok teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim. Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Aydın aktardı.